Merhabalar değerli arkadaşım hoş geldin. Bir başka fasikülle yine karşındayım. Ne yapıyoruz? Dört çokgenlere başlıyoruz. Dörtgenlerin ilk başlı ilk e, konusu çokgenler. E, tanıtım videomda da anlattığım üzere çokgenlerin ve dörtgenleri çok iyi yapabilmemiz için temelimizin yani üçgenlerimizin çok iyi olması gerekiyor. Üçgenler fasikülünü like ile bitirdiğini düşünerekten çokgenlere başlayalım diyorum. Ne dersin? Şimdi Çokgenler konumuz e, genel anlamda geometride çokgenler iki bölümden ana bölümden oluşuyor. Birisi iç bükey birisi dış bükey çokgen olmak üzere iki kısımdan oluşur. Biz ee, şu, biz burada sadece ve sadece dış bükey çokgenler üzerinde işlem yapacağız. Yani inceleyeceğimiz bütün çokgenler dış bükey çokgenler, dörtgenler dahil. Anlaştık mı? Şimdi kısa bir çokgenlerin tanımını yapıp konu anlatımı özelliklerine girelim. Beraberce onların ispatları üzerinde tartışalım. Ne dersin? Hadi bakalım. O zaman gelsin konu anlatımımız. Şimdi değerli arkadaşım az önce de bahsettiğim gibi çokgenler iki ana başlıktan oluşacaktı. Ne demiştik? İç bükey ve dış bükey olmak üzere. İç bükey adından anlaşılacağı gibi içe doğru bükey. İçe doğru bükülen bir çokgen. Örneğin bir dörtgen çiziyorum. İç bükey. İç bükey çokgenle içe doğru bükülmüş. Fark ediyor musun şu kısım? Yani A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. C'den içe doğru bükülmüş. İç çokgenlerin özelliği şudur. İçinden aldığın herhangi iki nokta dışarıda kalıyorsa bir kısmı o zaman bu iç çokgen olarak da tanımlayabiliyoruz. İç çokgen yani aldığımız şu noktalar şuradan dışarıda kaldığını gözlemleyebiliyoruz. E şuradan da alıyoruz ama aldığımız bazı noktalar örneğin şuradan aldığım noktada çokgenin dışında kalıyor. Ancak biz dış büke çokgen üzerine işlem yapacağız dedik. C dış büke çokgen yani örneğin şu dış büke bir çokgen. A, B... C ve D. Dışbükey çokgende içinden herhangi iki nokta aldığın zaman nereden alırsan al da ama hep çokgen içinde kalacaktır. Ner taraftan alırsan alın dışbükey kendi dışa doğru bükülüyor. Farkında mısın? Görülüyor isminden de ifade edildiği gibi dışbükey çokgen. Dışbükey eee convex bu dışbükey convex deniliyor. Convex içbükey içe doğru bükey içbükey concave. Anlaştık Şimdi biz ne yapıyoruz? Konveks çokgenlerde yani dış bükey çokgenler üzerinde duracağız. Başlayalım. Şimdi en kenarlı dış bükey çokgenin en köşesinden en eksi 3 farklı köşegen geçer. Hay hay. Ee, şimdi bunları tek tek anlatmak istiyorum ben sana. Nasıl? Burada bir şekil altıgen üzerine göstermişiz. Kare örneğin kareden bir tane köşe bir kenardan bir tane köşegen geçer değil mi? O zaman ne deriz? Ee, farklı bir renk alayım. Bir köşegen bir köşegen ve iki üçgen bir köşegenle iki tane üçgen mi oluştururuz? Evet. Yine beşgene bakalım. Bir beşgen, bir, iki tane köşegen çiziyoruz. İki köşegen ve üç üçgen. Altıgene bakalım. Şekilde burada da olduğu gibi bir, iki, üç, dört tane üçgen var. Üç tane, bir, iki, üç tane köşegen var. Üç köşegen, dört dörtgen, dört üçgen. Ee, düzgün yedigene baktığımız zaman bir kenardan çizilen e, 1, 2, 3, 4 tane 4 köşegen ve 5 üçgenden oluşacaktır. Düzgün sekizgene baktığımız zaman da aynı şekilde 5, 3, 5 köşegen 6 tane de üçgen oluşacaktır. Bu ne demek? Yani e, en kenarlı bir çokgende ise en eksi 2 tane... Nokta, şöyle yapalım. Şöyle çizelim. Nokta nokta nokta. Buradan da nokta nokta. N kenarlı. O zaman N eksi 3 tane köşegen bir kenardan. tabi de N eksi 2 tane de üçgen oluşacaktır. Dolayısıyla bir üçgenin iç açıları ölçüleri toplam 180 derece olduğu için N eksi 2 tane üçgenin iç açıları toplamı N eksi 2 çarpı 180 olacaktır. Değil mi? şurada çizdiğimiz her bir üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 derece olacağını biliyoruz zaten. Bunu 4 ile çarptığımız zaman demek ki 4 çarpı 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 180'den 720 derece olarak bulunacaktır. Düzgün alt, yani altıgenin iç açılar ölçüleri toplamı. Şimdi en kenarlı bir çokgenin tüm köşelerindeki iç ve dış açıları ölçüleri toplamı n çarpı 180 iç ve iç, iç, ve dış açıları ölçüleri toplamı n çarpı 180. Şimdi şöyle bakalım. Sonuçta her bir iç şunun dış açısına bakalım. Burası. Bunun dış açısına bakalım. Burası. Bunun dış açısına bakalım. Burası. Bunun dış açısını hepsini aynı yönde alalım. Burası. Bunun dış açısı. Burası. Ve bunun dış açısı. Burası. Şimdi iç, tüm şu iç açı ve dış açı ölçüleri toplamı 180 derece olduğunu biliyoruz değil mi? Yani ee, şu iç açı, bu da dış açı, şu toplam 180 derece. O zaman e, ee, n tane kenar olduğu için n çarpı 180 tane tüm açıları toplamı değil mi? Tüm açılar tüm açılar eşittir iç açılar artı dış açılar. Şimdi dış açıları gösterelim. Tüm açılar n çarpı 180 değil mi değerli arkadaşım? Tamam. İç açılarımız neydi? n eksi 2 çarpı 180'di. n eksi 2 çarpı 180'di. Ee, o zaman ne olacak? Dış açıların ölçüleri toplamı ne olacak? n eksi 2 tane 180'den n tan 180'i çıkartsak buna x diyecek olursak x eşittir 360 derece çıkacaktır. Buradan. Yani 180 n 300 eksi 360 karşı atarsak 360 olur ki demek ki bir çokgenin dış açıları ölçüleri toplamı da kaç dereceymiş değerli arkadaşım? 360 derece oluyormuş. Kaçgen olursa olsun altını çiziyorum. Kaç kenarlı olursa olsun bu çokgen bütün iç açıları ölçüleri dış açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bunu unutma. Şimdi bunları bu şekilde ifade ettik. Demek ki tekrar edelim. Bir köşeden n-3 tane köşegen n-2 tane de üçgen çiziliyormuş. Dolayısıyla bütün iç açıları ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180. Bütün dış açıları ölçüleri toplamı da 360 derecedir. Anlaştık. Şimdi gelelim bir yıldızıl. Yıldız. Bir yıldız ya da yıldızıl değişiyor. Yıldızın iç açıları ölçüleri toplamı n-4 çarpı 180. Bir kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5. E şimdi 5 eksi 4 çarpı 180 demiş. Neden? Şöyle bir kafamda kurmaya çalışayım. Buraya B C, E. Tamam. İki iç açı kendisine komşu dış açıya eşit midir? Tamam. Şuraya eşitleyebilir diyebilir miyiz? O zaman şu açı C ile E'nin toplamına eşit midir? C artı E açısı. D, A. E şuraya da şu da iki iç açı kendisine komşu dış açıya eşittir. Burası da A artı D. O zaman e, şuraya başka bir renk alayım belli olması açısından A K L e, B K L düzeltiyorum B K L üçgeninde iç açılar ölçüleri toplamına olalım B açısı artı A artı D açısı artı C artı E açısı C artı E açısı tabi üçgen iç açıları ölçüleri toplamı 180 dereceden ne oldu? 180 derece oldu. Yani bu yıldızın bütün köşegenlerindeki açıların kendisini vermiyor mu? Veriyor. Demek ki bu açılarımızın tamamının toplamı 180 derece olduğu bu şekilde ispatlanmış oluyor. Buradan da şöyle bir ifade söylenmiş. n-4 çarpı 180. Evet e, alt buraya baktığımızda burada ne var? Burada da bu sefer bir altıgen var. 6 altı tane köşesi olan bir yıldız var. Şöyle baktığımız zaman ABC bir üçgen oluşturuyor. Değil mi? B, F, D de bir üçgen oluşturuyor değerli arkadaşım. İki tane üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı ...nedir? 360 derecedir. Ya da n-4 çarpı 180 derece diyebilirsin. Bu da senin tercihin. Şimdi gelelim düzgün çokgenlere. Düzgün çokgenlerin çokgenlerden ne farkı var? Düzgün çokgenlerin bütün kenarları ve bunlara bağlı olarak... ...bütün iç açıları ve dış açıları eşittir. Yani düzgün çokgen, düzgün bir üçgen bahsedecek olsak... ...eşkenar üçgende bütün iç açıları ve kenarları eşittir. Peki bir düzgün çokgenin bir e, kenar uzunluğunun verilmesi sonucunda... ...bütün e, ifadeleri bulabiliriz. Yani örneğin kenar verilirse... Dörtgen mi verilmiş? O zaman dörtgen verirse dört kenarda eşit olan e, iç açısı. Şöyle yapabilir miyiz? Mesela dörtgenin bir iç açısını bulalım. Neydi bütün dış açıları toplam? 360'tı. 360'ı, evet kalemin yazmasını bekliyorum. Bölü N. 360 bölü 4'ten 60 derece olarak, pardon 90 derece olarak dış açılar bulunacaktır. 90 derece bu dış açı. Şimdi tekrar ediyorum. Bütün iç, dış açıları ölçüde toplamı 360 derece ise dört tane kenar olduğu için... Bunu 4'e bölersek bir dış açıyı buluruz değil mi? Ya da n-2 çarpı 180 derece bütün iç açıları ölçüleri toplamıydı. Bunu n'e bölersek neyi buluruz değerli arkadaşım? Bir iç açıyı buluruz. E bunu beşgende yapalım. O zaman 5-2 çarpı 180 bölü 5. 36 çarpı 3 108 derecedir. Bir iç açısı 108 derecedir. Demek ki iç açısı 108 derece. Ama ben bunu altıgende şöyle yapmak istiyorum... Hani bütün dış bir dış açısını bulalım değerli arkadaşım. Neydi dış açımız? Şöyle uzatalım. Dış açıyı bulmaya çalışalım. 360 bölü 6 demeyelim mi? Çünkü dış, bütün dış açılar değişik olacağı için. 360 bölü 6'dan 60 derece yapar. Bir dış açısı. Bir dış açı. peki dış açı 60 derece ise dış açı ile iç açının toplamı 180 derece olduğu için iç açının da 120 derece olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Ya da n-2 ama ben genelde dış açıdan hareket edeceğim bilgin olsun. Ya da dış iç açı neydi? n-2 yani 6-2 çarpı 180 bölü 6. Değil mi? Bir iç açısı. Bir iç açı bağıntısı. Evet. Burada ne yapar? 30 çarpı 4'ten 120 derece olarak da bu şekilde bulabiliriz. Aynı şeyi 8 gen için yapalım. 360 bölü 8 dersek. Bu da ne yapacaktır? 45 derece dış açı. Daha kolay. O zaman iç açımızda ne olur? İç açımızda 135 derece olarak bulunacaktır değerli arkadaşlarım. Evet, az önce ifade ettiğimiz gibi neyi ifade ettik? Şunu ifade ettik. Düzgün çokgenlerin tüm iç açıların ölçüleri birbirine eşit olduğu için bir iç açısının ölçüsü n eksi 180 bölü n bamsı ile bulunur. Hay hay. Düzgün çokgenlerin bütün dış açıları eşit olduğu için bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n ile bulunur. Ifade ettiğimiz gibi. Düzgün çokgenin çevre uzunluğu bir, uzunluğu bir kenar uzunluğu ile kenar sayısının çarpımına eşittir. Yani bütün kenarlar eşit olduğu için kaç kenarlıysa bir kenar uzunluğunu kenar sayısıyla çarptığım zaman çevreyi buluruz, değil mi? Bir düzgün çokgenin çevrel çemberi çizildiğinde kenar uzunlukları eşit olduğu için kenarlarının e, ark arkalarında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Burada birkaç bağıntı söylemek istiyorum sana. Değerli arkadaşım şimdi düzgün çokgen kaç kenarlı olduğu biliyor muyuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ken 8 kenarlı diyelim. Atıyorum. Bunun üzerine gösterelim. E, bir köşeden kaç tane köşegenimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman dokuzgen oluyor değil mi? Eneksi 3 üç tane köşegenimiz vardı. Tamam bunları çizdik. Şimdi bizden bize ifade etmek istediği olan şu kenarları eşit kenar uzunlukları eşit olduğu için diyor şimdi biz tabii ki bu konuyu aslında çember konusundaki videolarımızı izlersen orada daha detaylı bir şekilde çevre çemberin ne olduğunu çevre açının ne olduğunu detaylı bir şekilde de gösterdim. Burada da diyoruz ki neydi orada kullandığımız bir bantı vardı eşit kirişlerin gördüğü yayların ölçüleri de birbirine eşit tekrar ediyorum eşit kirişlerin şu iki kenar uzunluğu aslında çemberin içerisinde bir kiriş doğuruyordu. Bu kirişlerin uzunluklarının eşit olması bunların arkalarındaki gördükleri yay uzunluklarında yani ölçülerinde eşit olması anlamına geliyordu. Burada bunu anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla şöyle bir düşünecek olursak, şöyle bir düşünecek olursak bu çokgen yani kaç kenarlıysa örneğin 9 kenarlı mı? 300 e, tam Tamam 360 derece. 360 bölü 9 diyecek olursak 40 derece olur değil mi? Her bir yay ölçüsü 40 derece olacaktır. 40 derece olacaktır. 40 derece. Ve bu yayların her birinin ölçüsü de aslında bir dış açı eşittir. Şimdi onu da, bunlar detaylı bir şekilde çemberde açık konusunda verdik. Ama ben burada kullanacağımız için bazı soruları da hatırlatma gereksin duyuyorum. He yani burada şöyle göstereyim. Ee, ne demişim? Tekrar geri döneceğim öyle. Bir köşeden çizilen köşegenler arasındaki açılar eşittir ve en kenarlı çokgende bu açıların her birinin ölçüsü e, şu açıların ölçüsü 180 bölendir. Neden? E, biz normal 360'a bölmüştük. Bunlar neydi? 2 alfa'ydı. 2 alfa'ydı. 2 alfa'ydı. Yani bu eğer 9gen olsaydı 40'ar dereceydi, değil mi? 40'ar dereceydi. E, bunu çemberde de belirttik bir önceki sayfada belirteceğiz. Bu gördüğü yayların yarısıydı ölçüler. 20'şer derece olacak. Buradan bunu bahsetmeye çalışıyor. 20'şer derece. Ha, şimdi şuraya geleceğim. Şu açıları nasıl buluyorduk? 360 bölü n'di. Evet bak işte şurada ifade etmek istediğim şey bu. Her birisi eşittir ve her bir iç açı, şuradaki iç açı aynı zamanda çokgenin bir dış açısına eşit oluyor. 360 bölü n'den merkez açıyı bulmuş oluyoruz. Merkez açı gördüğü açıya yayının ölçüsüne eşitti. Alfa ise alfa. Şimdi buraya gelecek olursak şöyle bir hatırlatma yapayım ki bu çemberde biz bunları detaylı bir şekilde gösterdik. Çevre açı diye bir mantığımız vardı. Çevre açı iki kirişin arasında kalan açıdır ki gördüğü yayın yarısıdır. Yani bunlar A buralar iki A'ydı. Az önceki gördüğümüz şekilde de dış açılarımız şurayı bir daha sileyim. Dış açılarımız 40'ar derece demiştik ama iç açılarımız onların yarısı 20'şer derece. Anlaştık. Bunu şöyle bir kere hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Çünkü yer yer soruların içerisinde bunu kullanacağız. Tekrar ediyorum. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır değerli arkadaşım. Ve aynı zamanda bir bağıntımız daha var. İki kirişin arasında kalan açıya biz iç açı diyoruz. Geniş açı da dar açı da olabilir. Biz ya dar açıyı sorabiliriz de geniş açı. Bu iç açı gördüğü yayların ölçülerinin toplamının yarısına eşittir değerli arkadaşım. Bunu da bir kenara not alalım. Unutmayalım ki biz bunları sorularda mutlaka kullanacağız. Buradaki hatırlatmaya bakalım. Düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü, dış açısının ölçüsü 180 derece çıkartılarak bulunur. Evet bunu sana sorularda zaten bahsetmiştim. Burada da bunu ifade ettikten sonra bir dış açısının ölçüsü en sayılı en kenar 360 bölü en iç açısının ölçüsü 180 360 bölü Biz genelde bunu kullanacağız ya da en eksi 2 çarpı 180 bölü n'den de gidebiliriz üçgenden bahsetmiş. 360 bölü 3, 120, 180 eksi 120, 60, 60 çarpı 3, 180. Buradan da görebilirsin demek istiyor. 360 bölü 4, 90, 180'den 90 çıktı, 90. 90'ı 4 ile çarptığımız zaman iç açıları toplamının 360 derece olduğunu görebiliyoruz. Burada tek tek iç açı, beşgenin iç açısı 72 derece, dış açısı, iç açı 108 derece. Bunlar çok kullanacağımız, en çok kullanacağımız şokkenler. 60 derece alt altıgenin dış açısı, iç açısı da dolayısıyla 120 derece. 7 genle çok uğraşmayacağız ve 8 gen, 8 gen de kullanacağız. 360 bölü 8, 45 yani 360'ın bölenleri için gerçeği bizim daha çok uğraşacağımız şeyler. 180 eksi 45, 135 derece benzer şekilde 9 gen ve 10 gen de bulunacaktır değerli arkadaşım. Evet bu şekilde konu anlatımımızın sonuna geldik. Standart sorularda görüşmek üzere. Hoşçakal. kal